bütünleşik olarak deniz yetki alanı haklarımızın teyidi ve sahip olduğumuzun gösterilmesi ancak sismik araştırma, sondaj gemileri, bilimsel araştırma gemileri ve balıkçı gemileriyle olur. Yani evet. askeri gemilerle kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge haklarını kullanıyoruz sözü ve imajı son derece yanlış ve kandırmacadır. Yani burada onu söyleyelim. Doğu Akdeniz'e bugün Venezuela donanması gelir ve Kaş'ta karasularımızın hemen dışında atışlı eğitim yapabilir. Ve burada da NAVTEX ilan edebilir. Deniz hukuku açısından bu son derece mümkündür. Bu şu demek değildir. Burası Venezuela'nın münhasır ekonomik bölgesi kıta sahanlığı anlamına gelmez. O bakımdan Türkiye'nin atışlı eğitim için NAVTEX ilan etmiş olması ve bunun televizyonlarda ilgisiz bilgisiz kişilerce biz orada varlık gösteriyoruz, işte donanmamız orada, bunlar son derece ilgisiz alakasız konular. Yani bu atışlı eğitimle, tatbikatla kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge hakları kullanılmaz. Evet. O zaman neyle kullanacağız? Türkiye bugün dünyada çok ender devletin sahip olabildiği 3 tane sismik araştırma, 3 tane sondaj gemisine, hatta 4. sondaj gemisine sahip olan bir devlet. Ve bunu da sağlayanları minnettarız, şükranlarımızı sunuyoruz millet olarak. Ama eğer biz bu gemileri esas varlık nedenimiz olan Doğu Akdeniz yerine Karadeniz'e çıkartırsak, aşağıda da sadece Oruç Reis sismik araştırma gemisini Antalya Körfezi'nde, yani Avrupalıların, Yunanlıların, Rumların bize reva gördüğü alanda bir boyunca tutar ve üstüne üstlük bir de bunu NAVTEX'e dünyaya duyurursak, bak biz Antalya Körfezi'nin dışına çıkmayacağız, sizin sözünüze uyuyoruz, bak ıslah oluyoruz, bizi ıslah ettiniz, bize getirdiğiniz mesajı verecek şekilde Antalya Körfezi'nde tutuyor isek, o zaman bizim Doğu Akdeniz'deki varlığımız gerçekten sorgulanıyor, zemin kaybediyor demektir. Üstüne üstlük, geçen hafta 24 Eylül'de Bilim 2 gemisi, bir üniversiteye ait Bilim 2 gemisinin araştırma yapacağı alanlarda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin sözde münhasır ekonomik bölge sınırlarını tanırcasına ve tescil edercesine o sınırlar referans alınarak NAVTEX yayınlanması da ayrı bir skandaldır. Hem Oruç Reis'in Antalya Körfezi'nde tutulmuş olması bir yıl boyunca, hem de 22 Aralık 2020'den beri Oruç Reis gemisi Antalya Körfezi'nde hem de NAVTEX ilan edilerek tutuluyor. Ve Bilim 2 gemisinin de bu şekilde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi sınırlarını tanırcasına NAVTEX ilan etmesi durumu ilgililerce, devletin yetkililerince sorgulanmalıdır. Bu skandallar nasıl yapılıyor diye. Biz Oruç Reis için hiçbir NAVTEX yayınlamak durumunda değildik. Velev ki çektin, velev ki el güçlendireceksin diplomatik olarak. Diyeceksin ki ben müzakereye şans tanıyorum, bunu dünya kamuoyuna göstermek istiyorum. O yüzden gemiyi çekiyorum, faaliyet göstermiyorum. Ama sen NAVTEX yayınlamak ne demek? Sen onun için NAVTEX yayınlamak ne demek? Son derece saçma sapan, akıllara ziyan bir durumdur. Yani sen gemiyi çekersin, hiçbir şey de ilan etmezsin. Ve el güçlendirirsin. O da bir yöntem. Ama biz şimdi istikşafi görüşmeler yapıyoruz. Bakın istikşafi görüşmeler, şimdi adını istişareye çevirdiler. Çünkü bunun hukuki bir gerekçesi var. İstikşafi görüşmelerde işte bir takım kayıtlar varken, burada istişari görüşmelerde kayıt alınmıyor. Bilmem ne şu olunmuyor, bu olunmuyor. Onların hepsinin incelikleri var. Niye istikşafiydi, niye istişariye döndü? Onu hukukçulara sorunca ilgili siyasetçiler öğrenirler. Şimdi burada biz Yunanistan'la Doğu Akdeniz'de niye masaya oturuyoruz? Yunanistan bir adalar ülkesi değil ki, Japonya, Endonezya, Filipinler gibi. Yunanistan bir arşipel devleti değil ki, deniz hukukuna göre. Adalar ülkesi değil ki. Yunanistan adaları olan bir yarımada ülkesi. Dolayısıyla Türkiye gibi yani. Ana karalarına göre deniz yetki alanları sınırlandırması yapılır. Niye Yunanistan'da biz Doğu Akdeniz'de oturuyoruz? Niye oturuyoruz? Vermek için oturuyoruz demektir o zaman bu. Ve
bugüne kadar gemilerimizi çekerek, ıslah olmuş görüntüsü çizerek şu ana kadar elimize ne geçti? Hiçbir şey geçmedi. Münhasır ikonik bölge ilan etmedik ve münhasır ikonik bölge ilan etmememizin nedeni olarak çok komik bir gerekçe öne sürülüyor. Bunu da seyircilerimiz dinlesinler lütfen. Ve bu arada seyircilerimize şunu istirham ediyorum. Lütfen. Buyurun. Biz Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi diye bir merkezimiz var. Tamamen gönüllü, milli gençlerden oluşan. Milli gençlerden oluşan TürkDex diye. Bunun Twitter, Instagram, LinkedIn falan gibi hesapları var. YouTube hesapları var. Lütfen onu takip etsinler. Çünkü tamamen gönüllü, milli gençlerle yapıyoruz biz bu işi. Peki, Türk milletine göre. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum ben. Şimdi Doğu Akdeniz'de münhasır ekonomik bölge ilan etmedik biz. Büyük bir yanlıştır. Ve bunu kim, devletin yönetenleri kim kandırıyorsa onların sorgulanması lazım. Ne diyorlar biliyor musunuz? İspanyol ve İtalyan balıkçılar burada balık avlıyorlarmış. Biz onları kovmak durumunda kalırmışız. Onları tespit edip hepsini kovmamız ya da tespit etmemiz mümkün değilmiş. Onunca münhasır ekonomik bölge ilan etmiyoruz diyorlar. Bak. Özlü kabahatinden büyük. Nasıl? İtalyan ve İspanyolları biz kovamayız. Kovsak da gücümüz yetmez. Onun için de münhasır ekonomik bölge ilan etmiyoruz. Ya sen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi kadar bir devlet değil misin? Güney Kıbrıs Rum Yönetimi münhasır ekonomik bölge ilan ediyor da sen niye etmiyorsun? O zaman ben de şunu soruyorum. Türkiye'de elini kolunu sallayan içeri giriyor şu anda. Afganları görüyoruz. Öyle değil mi? Sınırlarımızdan içeri girmiyorlar mı? Giriyorlar. Herkes 11 milyon göçmenden bahsediliyor. 11 milyon göçmen girerken biz bu sınırların hepsini kontrol etmemiz mümkün mü? Mümkün değil. Edemeyiz. Mümkün değil. O zaman biz o sınırları da kaldıralım. Türkiye'nin siyasi sınırlarını iptal edelim. Ya böyle bir şey olabilir mi? Onun için bir an önce münhasır ekonomik bölge ilan edilmeli ve hukuki ve diplomatik açıdan baş başa oturulmalı. Yani hukukta, özel hukukta silahların eşitliği prensibi vardır. O özel hukuktaki silahların eşitliği prensibi devletler hukukunda da vardır. Sen o münhasır ekonomik bölge ilan ettiyse sen de ilan edeceksin. Zaten kıta sahanlığının ilanı diye bir şey söz konusu değil. Kıta sahanlığı ilan ettim sözü son derece komik, aldatmaca bir kandırmaca sözdür. Dışişleri Bakanlığı'nın kendi sitesinde var. Kıta sahanlığı ilan edilmez diye. Çünkü sui generis, apse inito, ipso inito şeydir. Yani doğuştan gelir o hak. Onu ilan etmezsiniz. Şimdi onun için kıta sahanlığı haklarımız var falan lafları bunlar top çevirmek. Top çevriliyor dışlarının, ilgililerin, bürokratların şeyiyle. Onun için ben burada çok net konuşuyorum. Neden? Bu tarihe not düşelim. Bugünleri not düşelim. Ve biz gerçekleri söylemiş olalım da yapan yapsın, yapmayan yapmasın. Balık bilmezse Haluk bilir diyoruz. Bir de şunu söyleyelim Yunus Emre Bey. Buyurun. Bakın, şimdi bizim gemiler kovdu değil mi bu gemiyi? Nautica Geo isimli gemiyi. Bizim gemiler, askeri gemiler. Şimdi bunu büyük bir başarı olarak lanse ediyor değil mi bazıları? Ya bu şu demek. Diplomasin başarısız oldu. Askeri gemilerle kovma noktasına geldin sen demektir. En son askeri tedbiri uygulamak durumuna geldin demektir. Ondan sonra da mavi vatan askerileştiriliyor deniliyor. Neden? Çünkü diplomatik ve hukuki yönden gerekeni yapmıyorsun sen. Diplomatik ve hukuki yönden gerekeni yapmadığın için, Filistin'le anlaşma imzalamadığın için, Filistin'le 10 sene önce anlaşma imzalamış olsaydın, İsrail'le Güney Kıbrıs Rum Yönetimi anlaşma imzalamadan, ya da İsrail'le daha önce teklif etmiş olsaydın, sen de imzalarlardı. Çünkü adam şu andakinden çok daha fazla deniz alanı kazanıyor. Ama haritaya bile doğru bakamamış bir bürokrat ve akademisyen ekibinden bahsediyoruz. Libya anlaşmasını yaptık. Libya anlaşmasına kadar olan hatta 28 derece doğu boylamının batısıyla Libya anlaşması arasındaki hatta biz faaliyet göstermiyoruz. Ruhsatlar açıklanmadı hala. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı orada hiçbir faaliyet göstermiyor. Faaliyet göstermeyince kendi elimizde kadük etmiş olmuyor muyuz biz Libya anlaşmasına? Peki. Cihat Bey, değerlendirmeleriniz için ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, Mustafi Tumamiral, Cihat Yaycı konuğumuzdu. Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeleri ve son olarak
bu